Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD askeri üssüne saldırı. Ölü ve yaralılar var. Pentagon'dan yapılan açıklamada dün yerel saatte 13.30 sularında bir intihar İHA'sının DAEŞ'la mücadele koalisyonuna ait bir bakım tesisini vurduğunu duyurdu. Açıklamada, saldırı sonucunda ABD ile çalışan bir sözleşmeli personelin öldüğü, bir sözleşmeli personelinle 5 Amerikan askerinin yaralandığı bilgisi verildi. Yaralı 2 askerin tedavisinin sahada yapıldığı kaydedilen açıklamada, diğer 3 askerin ve sözleşmeli personelin Irak'ta koalisyona ait tıbbi tesislere götürüldüğü ifade edildi. İstihbaratın söz konusu İHA'nın İran'a ait olduğunu değerlendirdiği kaydedilen açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in değerlendirmesine de ayrıca yer verildi. Austin, Başkan Joe Biden'ın talimatıyla ABD Merkez Komutanlığı Kuvvetleri'ne İran Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişkili grupların kullandığı tesislere hava saldırıları yapılması yetkisi verdim. Bu saldırı, bugünkü saldırının yanı sıra DMO ile ilişkili grupların tarafından Suriye'deki koalisyon kuvvetlerine yönelik son dönemde gerçekleştirilen bir dizi saldırıya yanıt olarak gerçekleştirildi ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.